Merhaba dostlarım, ben Serdar ve Sanrias Gizemleri Hayalet Şehirlere hoş geldiniz. Bu videoda sizlere Sanrias'ta bulunan bazı hayalet şehirlerden bahsedeceğim. Sizlere kendime ait olan bazı teorilerden de bahsedeceğim. Ama bu teoriler için öne sürdüğüm kanıtlar gerçekten çok ilginç kanıtlar ve kesinlikle dikkate almaya değerler. O yüzden iyi seyirler ve dikkatle izleyin. Hayalet şehir, Bone County'nin batısında yer alır. Bir kısmı El Castillo del Diablo, bir kısmı Las Brujas bölgesindedir. Hayalet şehir, bazı görevler dışında ve polis araçlarının ara ara bölgeyi kontrol etmesi hariç tamamen terk edilmiştir. Gerçek hayattaki Buddy adlı bir hayalet kasabaya gönderme olması amacıyla tasarlanmıştır. Kasabanın ürkütücü bir havası vardır. Birçok oyuncu, forumlarda, bloglarda ve videolarda kasabada hayaletler, gizemli figürler gördüğünü iddia etmiştir. Kasabanın doğu kısmında bir mezarlık vardır. Mezarların birinin üstünde Carl yazısı bulunmaktadır. Oyunda oynadığımız karakterin adı Carl Johnson'dır. Ayrıca kasabanın bazı yerlerinde kaynağı belli olmayan mor pembe ışıklar ortaya çıkmaktadır. Bazı oyuncular kulübelerin pencerelerinden kendilerine bakan belirsiz figürler gördüklerini iddia etmiştir. Kasabanın en ünlü miti, oyuncuların gece saatleri mezarların önünde gördüklerini söylediği tamamen siyah, yaşlı bir kadın figürüdür. Ayrıca bir görevde burada öldürülen polis Hernandez'in hayaletinin varlığı da konuşulur. Gizem avcıları bir efsaneden söz etmektedir. Efsaneye göre eskiden bu kasabada bir cadı öldürülmüş, cadı ölmeden önce gelecekte baştan döneceğine ve kasabadan intikam alacağına yemin etmiş. İşin ilginç yanı, bölge akırında bir polis rangerinin içinde yeteri kadar kalırsanız bir anons duyarsınız. Anonsta bir kadının Las Brujas bölgesinde cadı olduğunu iddia ettiği söylenir. Las Brujas bölgesinin adı ise tüm bunları kanıtlar niteliktedir. Las Brujas, İspanyolca'da cadılar anlamına gelir. Hayalet şehrinin içinde bulunduğu diğer bölge olan El Castillo del Diablo ise şeytanın kalesi anlamına gelir. Bir önceki videoda bahsedilen Torino'nun evindeki ve de Ufo Cafe'deki haritada Arco del Deste de işaretlidir. Bu bölgede aslında hayalet kasabanın devamıdır. Bu bölgede bazı zarar görmüş yapılar, tahtalardan yapılmış bir yol ve bir de kulübe yer almaktadır. Benim düşünceme göre buradaki yapılar bir zamanlar değerli bir madendi. Bu düşüncemi sadece hayal gücüme dayandırmamaktayım. Hayalet kasabanın gönderme yaptığı Buddy kasabası da bir zamanlar maden kasabasıydı. Ama yakınındaki Aurora kasabasında gümüş bulununca terk edildi. Şimdi ise teorime geçiyoruz. Las Brujas'ın cadılar anlamına geldiğini öğrendik. Ama kelime çoğul, tekil değil. Bu durumda kasabada bir cadının öldürüldüğü efsane eksik bırakılmış. Çünkü bir yerine 6 tane cadı öldürülmüş. Neden mi? İlk dediğim gibi Las Brujas cadı değil, cadılar anlamına geliyor. Ayrıca kasabanın mezarlığında 6 tane mezarlık var. Herkes de çölde bir çukurun içinde duran ceset torbalarını biliyordur. O ceset torbaları ise hemen kasabanın yanında ve toplamda 6 ceset torbası var. Ceset torbaları herkesin sandığı gibi mafyalar tarafından atılmadı. Çünkü yayınlanan San Andreas Introduction videosunda mafya elemanları sahnede ceset torbası kullanmıyor. Çölde çukur kazıyorlar. Cesedi torba olmadan çukura atıyorlar ve sonra çukuru kapatıyorlar. Yani hem çukur kapalı oluyor hem de ceset torbaları olmuyor. İşte tam da bu sebepler yüzünden durum daha da garip bir hal alıyor. Ceset torbalarının içine atıldığı çukur neden kapanmadı? Peki neden çukurun yanındaki araç hala orada? Araç hala orada ise ceset torbalarının çukura taşıyanlara ne oldu? Belki de birileri veya bir şeyler adamlar daha çukuru kapatıp oradan ayrılmadan müdahale etti. Tespitlerim daha burada bitmedi. Las Brujas hayalet kasabasının batısındaki bölgenin adı Tierra Robada'dır. Türkçesi çalınmış topraktır. Kendi teorime göre daha önce burada bulunan bazı kara parçaları cadılar tarafından yok edilmiştir. O yüzden bu bölgeye çalınmış toprak ismi verilmiştir. Elimdeki kanıtlardan birisi ise bir zamanlar Arco del Deste'de var olan madenin artık burada olmamasıdır. Arco del Deste bölgesinin batısında Baraj Gölü'nün karşısında bir hayalet şehir daha bulunmaktadır. Buraya da Aldea Maldava denmektedir. İspanyolcadan Türkçe'ye çevirdiğimizde anlamı kötü köy olmaktadır. Bu köyde yine Tempe'nin görevlerinin birinde gitmekteyiz. Köyde kimse yaşamamaktadır. Yine teorime göre bu köyün de terk edilme sebebi cadıların yapmış olduğu lanettir. Tabii ki şu ana kadar size anlattığım şeyler sadece bir teori. Fakat hayalet şehrinin içinde aldığı bölgelerin Las Brujas ve El Castillo bölgelerinin kelime anlamlarının cadılar ve şeytanın kalesi olması, oyuncuların bu bölgede sık sık yaşlı bir kadın figürü gördüğünü iddia etmesi, polis rangerinin içinde bu bölgede bir cadı olduğunu iddia eden bir kadın olduğuna dair bir anonsun yapılması, bölgenin hemen batısındaki başka bir hayalet şehir olan Aldea Maldava kasabasının anlamının
kötü köy olması ve bölgede yarım kalmış bir madenin olması bu iddiaları desteklemektedir. Fakat her zaman dediğim gibi bu sadece bir gizem ve gizem olarak kalmaya devam edecek.